Ne yazıldıysa insan yazdı. Ne söylenildiyse insan söyledi. İlk ve son Tanrı, Hazreti Akıl. Herkese sevgi ve saygılarımı iletiyorum. Bugünkü konumuz ilkel insanlardan günümüze ölüm, ruh, ahiret ve ölüm sonrası gerçekler. Değerli izleyiciler, ilk insan türlerinde beynin gelişmesiyle beraber insanı diğer canlılardan ayıran temel özellikler de ortaya çıkmaya başlar. Özellikle de günümüz insanının atası olan Homo sapiens, insanını diğer canlılardan ayıran en temel özellik hayal gücüne sahip beynidir. Yaşam için gerekli somut kavramlara cevap veren beyin, hayal gücünün etkisiyle sürekli düşünür ve çözemediği sorunlara çözüm üretir. İnsanın ayrıcalığı olan soyut düşünme yetisi, onun beyin gelişiminde en büyük yardımcısı ve hem de onun en büyük derdidir. Sonuçta insan psikolojisi için beyin huzuru şarttır. İnsan beyni ise ancak bilinmeyenlere çözüm bulup bunlar hakkında karar verdikçe huzura kavuşur. Huzur bulan beynin ortaya yeni şeyler koyma özelliği kaybolur. Beyin serbestliğini yitirir ve yeni atılımlar yapamaz. Günümüzde beynin serbestliğine izin vermeyen, dinin kurallarını kendisine rehber edinmiş toplumların yaşamsal değer üretmekte nasıl yetersiz kaldığını biliyoruz. İnsanlar hayal gücüne sahip olmadığı dönemlerde ölülerini gömmezlerdi ve ölen olduğu yerde kalırdı. Bunun sonucu olarak ölenin cesedinin hemen bozulduğunu ve zamanla yok olduğunu gözlemlemişlerdir. Ancak bu bozulmada insanların dikkatini çeken bir ayrıntı vardır. Vücut bozulup yok olurken vücudun ölüme en fazla direnen kısmı kemikler yok olmamaktadır. Ve böylece kemiğin manevi dünya ile maddi dünya arasında bir köprü vazifesi olduğu düşünülür ve kemik özel bir anlam kazanır. Daha da önemlisi yaşam ile ölümü birleştirirler. Aradaki bağı kemik olarak algılarlar. Hayatın bir yüzü yaşamsa diğer yüzü ölümdür. Ortada korkacak hiçbir şey de yoktur. Maddi dünyada her türlü zorluğa rağmen vücudumuzla yaşıyorduk. Maddi dünyada yaralanıyor, hastalanıyor ve acı çekiyorduk. Bu olayların kaynağı vücudumuzdu. Ölünce vücut bozuluyor ve bu dünyada kalıyordu. Manevi dünyaya gitmiyordu. O zaman manevi dünyaya giden neydi? Bu gözlemin sonucu olarak ruh kavramı ortaya çıkar. Bu kavram ilk insanın beyninde canlanan çoğu sorulara cevap vermekte ve sorunları da çözmektedir. İlk insan ölümsüzlüğün cevabını bu şekilde bulur. Ruh hep vardır, hiç ölmez ve hep yaşar. Artık hayal dünyası olan ilk insan için ruhu olmayan bir vücut hiçbir işe yaramamakta ve yaşamak için ruhun vücuda girmesi gerekmektedir. Ölüm durumunda ise ruh vücudu terk edip gitmesi gereken yere gitmektedir. Artık maddi ve manevi dünya için oluşturulan sorulara cevap verilmiştir. Bu kadar birikim bir araya geldiğinde artık din oluşturulabilirdi ve din de oluşur. Homo sapiens rüyasında ölen yakınlarını ve sevdiklerini görüyordu. Demek onlar yaşıyorlardı. Bu dünyadan gidince öbür dünyadan da gidilmiş olmuyordu. Öbür dünyada hep vardınız. Öbür dünyadan geliyordunuz. Kısa bir süre bu dünyada yaşayıp tekrar öbür dünyaya dönüyordunuz. Madem ki varlığımız devam ediyordu, o zaman size duyulan saygının,
bağlılığın devam etmesi bir mana kazanıyordu. Homo sapiens ölülerini gömmeye başladı. Ölü gömme törenleri düzenlemeye başladı. Bu törenler kişiyi bu dünyadan öbür dünyaya geçirme törenleriydi. Ölünün yapacağı seyahati kolaylaştırmak ve onun yanında olduklarını belirtmek için yapılıyordu. Çekilen acılar geçici bir ayrılığın acılarıydı. Törenlerde esasen sevinç vardı ve ölen hesabına duyulan sevinç dile getirilmekteydi. Ölen asıl olması gereken yere, sevdiklerine, ailesine kavuşmaya gitmektedir. Ne mutluydu ölene, bu dünyadan gidene. Beyin soyut düşünceler için ortaya attığı sorulara cevap bulup huzura erişmek ister. Huzur bulması için de çözemediği, bilemediği, anlayamadığı olayları benzetmelerle ve kabullerle bir düzene koyması gerekir. Bu düzeni din olarak görür ve onun yaşamının bir parçası yapar. Artık soyut düşüncenin cevabını din ile bulur. Yani maddi ve manevi dünyası yan yana yaşamalıdır. Olaylar iki dünyada da yaşanmaya başlar. Hayal dünyasında ürettiklerinin cevabını bulmuştur ve çözümsüzlükler ortadan kalkmıştır artık. Kendisinin oluşturduğu manevi dünya, maddi dünyanın sorunlarını da yanıtlamaktadır. Yani manevi dünya belirgin bir biçimde maddi dünyanın yanında yerini almıştır. Öbür dünyaya ait işlerde sevgi hakimdir. Henüz korku din ile ilgili hakim duygu haline gelmemiştir. Yeni oluşan dini duygularında sevginin hep korkudan önce gelmesinin nedeni ölümü korkulacak bir olay olarak görmemeleri ve yeni dinin temellerinin sevgi üzerine kurulmuş olmasının etkisi olduğu söylenebilir. Korku ile sevgi, iyi ile kötü, maddi dünya ile manevi dünya, beden ile ruh, doğaya olan hayranlıkla birleşince ortaya ilk dini metinler çıkmaya başlar. İlk dini motiflerle beraber dini ayinler ortaya çıktıkça bunları yönetecek birilerinin de ortaya çıkması kaçınılmazdır. Böylece ilk din adamları da gönüllü olarak ortaya çıkmaya başladılar. Din adamları ortaya çıkınca dinin daha hızlı kabul görmesi ve belli kuralları ortaya koyması mümkün olur. Vaktinin büyük kısmını yeni oluşan din işlerine ayıran din adamları daha fazla dini kavramlar üretmeye başlarlar. Yeni kavramların ortaya konmasıyla daha da gelişen din için gönüllü insanlar yetmemeye başlar ve din adamları da özelleşmeye başlarlar. Özelleşmeye başlayınca din adamlarının maddi yaşamlarını devam ettirmesi için beslenme ihtiyacının giderilmesi gerekmektedir. Aileler din adamlarına armağanlar vermeye başlarlar. İşte bu durum insan gelişmesinin en önemli adımlarından biridir. Çünkü din adamı emek vermeden beslenir ve aynı zamanda emek vermeden fazladan da kazanır. Böylece din ile beraber emek hırsızlığı da başlar. Eşitlik ilkesi içerisinde yaşayan klanlarda böylece sınıflı toplumun ilk temelleri de atılmış olur. Din adamı ve klanların diğer geri kalanı birbirinden ayrılırlar. Bu durum aynı zamanda sömürünün de ilk filizlenme dönemidir. Din adamının ortaya çıkması ve klan tarafından beslenmesi maddi kuvvetin karşısında manevi bir güç de yer alır. Buradan maddi ve manevi gücün birleşmesi fikri çıkar. Çelişki maddi ve manevi otorite tek elde toplanınca çözülür. Otorite şekil değiştirmiştir artık. Otorite için sadece fiziksel güç yetmez. Otoritenin kendisi bir kurum olur. Bundan ileride şefler, daha sonra da krallar çıkacaktır. Klanlar tarafından beslenen ve beslenme dışında emek vermeden
fazladan kazançla sağlamaya başlayan din adamları, din adına kendi gelecekleri açısından daha fazla dini kavramlar üretirler. Böylece oluşan bu yeni durum artık insanlık için emeğin daha kolay sömürüldüğü boş inançlar üretim merkezi olacaktır ki, insanoğlunun boş inançlara düşkünlüğü ve ateşli yönü din konularında her zaman gizemleri sevmek ve o yüzden en az anladığından en çok hoşlanmak olmuştur. İnsanlığın çocukluk döneminde ihtiyaç duyduğu şekliyle ortaya koyduğu din, onun olgunluk döneminde en büyük zarar vericisi olacaktır. İnsanlığın olgunluk döneminde din adamları tarafından ortaya konan boş inançlar aynı zamanda inananları da cehalet bataklığında tutacak, beynin yeni şeyler ortaya koymasını engelleyecek, beynin kültürel evriminin önünde en büyük engel olacaktır. Kısacası değerli izleyiciler, insanlığın olgunluk döneminde en çok ihtiyacı olan beynin hayal gücü, çocukluk döneminde ortaya koyduğu din tarafından sonlandırılacaktır. Bundan sonra dinden uzaklaşıldığı ölçüde yaşama değer ve anlam katan yeni düşünceler ortaya konulacak. Dinin değişmez kurallarıyla yaşam şekillendirilmeye çalışıldığı ölçüde katliamlar, gözyaşı ve anaların feryatları olacaktır. Din artık bu hayatı sana yaşatmayan ama yaşamak istediğin hayatın hayallerini kurduran psikolojik bir hastalığa dönüşecektir. İnsanların hayal ettiği yaşamı ölüm sonrası için müjdelerken normal yaşamda korkutucu olacaklar ve insanların korkularından yararlanarak adaletsiz durumlara karşı ilahi destek sağlayacaklardır. Güçlenip savaş gücünü ele geçirdikten sonra da adaletsizliğin kaynağı olacaklardır. Din, ilkel halkların doğaya hakim olmak ve kendilerini güçlendirmek maksadıyla başvurdukları büyü, sihir ve ayinlerden oluşan bir takım ilkel fikirlerdir. Aslında dinlerin en temel varlık ve kavramları olan Tanrı, ruh, öte dünya, günah gibi şeyler hayalidirler ve gerçeklikten acı çekenlerin ve yaşamları istedikleri şekilde gitmeyenlerin uydurmalarıdır. Yaşamayı hızlandıran ve yükselten her şeye karşı olan dinler, yaşamın hızını kesen, yükselişini engelleyen kurallardır. Beynin en karanlık noktasında yetişen mantar gibidirler. Yetişmesi, yayılması kolaydır. Tek sorun zehirli olmalarıdır. Dini inanç, yolunu kaybedenin panikleyerek, korkarak sağa sola koşması gibidir. Dinlerin, korkuların, mitlerin, uyduruların kutsallaştırılması da gerçekle yüzleşecek cesareti ve düşünceyi kaybetmektir. Dinler ateş böcekleri gibidir. Parlayabilmek için karanlığa gereksinim duyarlar. Tüm dinlerin koşulu yaygın olan belirli derecede cehalettir ki sadece bu havada yaşayabilirler. Peki bütün bu anlattıklarımız İslam'da nasıl şekillenmiştir? İslam'da var olan ölüm, ruh, öte dünya ve öte dünyada yaşam gibi ahiret inancı vardır. Arapça kökenli bir sözcük olan ahiret, sonraki alem, bir sonraki yaşam anlamına gelir. İslam'a göre ilkel insanlarda olduğu gibi ölüm ile birlikte ruh bedenden ayrılır ve melekler tarafından sorguya çekilir. Sorguya çekilenlerden mümin olanlar kıyamete kadar serbestçe dolaşırlar. Günahkar olanlar ise kabir azabı çekerler. Değerli izleyiciler, peki ruh nedir? Ruh sözcüğü Arap dilinde rahe kökünden türetilmiştir. Rahe ise anlamsal olarak nefes alıp vermeyi ya da soluklanmayı ifade etmektedir. Öte yandan aynı kökten türetilen rih ise rüzgar, koku, üfürük gibi anlamlara gelmektedir. Bu durum ruh kavramının üfürük, soluk ya da nefesten türetildiğini ve
idealize edildiğini düşündürmektedir. Nitekim Kur'an'da da Sad suresi 72. ayette ruhumdan üfürdüm kavramsallaştırması yer almaktadır. Ölü ile canlı arasındaki en temel fark birinin nefes alıp vermesi, diğerinin ise nefes alıp vermemesidir. Bu durumun ölümle ilk karşılaşan insanlar arasında gözlenmesi ve ruhun, yani nefes alışverişlerinin gittiğinin belirtilmesi, dilin adlandırma, şeyleştirme, nesneleştirme özelliğinin de yardımıyla tarihsel süreç içerisinde ruhun bedenden ayrı bir varlığının bulunduğu fikrine yol açmışa benzemektedir. İslam'a göre ahiretin ikinci aşamasında kıyametin kopmasıyla birlikte dünya ve evren yok olacaktır. Sonrasında ise tüm ölüler diriltilecek. Ruhları ile vücutları bütünleşecek, yani kemiklere deri giydirilecek. Herkes dünya yaşamındaki vücutlarına kavuşacaklar. Daha sonra günahlarına göre bir kısmı cehenneme gidecek ve sonsuz acı çekecek. Bu acılar içinde derilerinin yandıkça değiştirilmesi, irin içirilmesi, kaynar su dökülmesi, demir çubukla dağlanması, zakkum yedirilmesi gibi gelmiş geçmiş en zalim iktidarların dahi düşünemediği işkenceler uygulanacaktır. Bir kısmı da cennete gidecek ve sonsuz mutluluğa kavuşacaktır. Muhammed dönemindeki Arapların istekleri doğrultusunda oluşturulan cennette yok yoktur değerli izleyiciler. İri gözlü huriler, göğsü yeni tomurcuklanmış yaşıt kızlar, şaraptan ırmaklar, eşcinselliği özendiren gılmanlar, Arapların en çok sevdiği kuş etleri, gözlerini erkeklerine çevirmiş huriler, muz bahçeleri, nar bahçeleri, üzüm bahçeleri, hurma bahçeleri, dalbastı kirazlar ve daha niceleri. Hepsi de o dönem insanların isteyip de kavuşamadığı hayallerden başka bir şey değildir. Ve insanların sonsuza kadar cennet veya cehennemde kalacakları ahiret hayatı başlayacaktır. Değerli izleyiciler, bütün bu anlatılan hayali cennet ve cehennem yalanları dışında gerçekten öldüğümüz zaman vücudumuzda neler oluyor, bir de onlara bakalım. Değerli izleyiciler, ölüm berbattır ama öldükten sonra vücudunuza ne olduğu gerçekten büyüleyicidir. Bu büyüleyici durumu herkesin bilmesinde ve ölüm sonrasının o kadar da korkulacak bir şey olmadığını herkesin anlamasında fayda vardır. Aslında endişelenmenize gerek yok. Çünkü kötü olmayacak. Yani çok fazla uzun sürmeyecek ve bu değişim ve dönüşümü siz hissetmeyeceksiniz. Ölüm sonrası vücudumuzda olan değişiklikleri kısaca özetleyecek olursak, birisinin nefes alışverişi durursa, vücudunuzdaki hücrelerin oksijen alışverişi duracaktır. Ancak hücreler birkaç dakika daha karbondioksit üreterek yaşamaya devam ederler. Karbondioksit asidiktir ve üretildiğinde hücre içerisindeki keseleri parçalar. Bu keseler içeriden dışarıya doğru sindirmeye başlayan enzimler içerir. Bu durum besin dolu bir akışkan ortaya çıkarır. Yaklaşık bir haftadan sonra bu besin maddeleri organ ve kasları eriten bir bakteri ve mantar ordusunu harekete geçirir. Dokulara saldıran bu mikroplar şaşırtıcı bir şekilde 400 kimyasal ve gaz üretirler. Bunlardan birkaçı freon, evet buzdolaplarında bulunan soğutucu bir gaz,
benzin, güçlü bir yakıt bileşiği, bataklık ve çürük yumurta gibi kokan, sülfür ve karbon tetraklorür olarak bilinen yangın söndürme tüplerinde ve kuru temizlemede kullanılan bir bileşiktir. Ta ki bilim insanları bu bileşiğin oldukça yüksek derecede zehirli olduğunu keşfedene kadar. Bu aşamada geriye yalnızca biraz et kalır. Bundan sonraki görev kurtçuk ve böceklerindir. Böcekler sadece geriye kemikleri bırakırlar. Zamanla kemikteki proteinler de bozulur ve geriye sadece kemik minerali olan hidroksiapatit kalır. Bu mineral de sonunda toza dönüşür. En azından şununla teselli olabiliriz. Tüm bu besin maddeleri ve kimyasallar ve hatta toz bile toprağı güçlendiren, yaşamsal maddeleri sağlayarak bitkilerin filizlenmesine ve bizim yaşamımızın son bulmasıyla başlayan diğer yeni yaşamlara olanak sunar. Küller küllere, tozlar tozlara. Değerli izleyiciler, aslında ölüm de maddenin bir başka maddeye dönüşmesidir. Bu dönüşüm 13.7 milyar yıldır devam ediyor. İnsanın maddenin dönüşümü olan ölümü değişik şekillerde anlamlandırması, dinsel kavramlarla yaşamını sürdürmeye çalışan toplumlarda daha fazla etkin olmaktadır. Aslında değerli izleyiciler, dincilerin tek kaygısı, bu davranışlara iten tek neden öldükten sonra bir daha aynı bedenlerine kavuşamamaktır. Ölümün bir yok olma değil, maddenin bir başka maddeye dönüşümü olan bir olay olarak değerlendirilmemesidir. Yaşamımızı genlerimize aktararak çocuklarımızda ve genç kuşaklarda sürdürebiliyoruz. Bu yaklaşık 3,5 milyar yıldır devam etmektedir. Ölüm bizim için bir son değildir. Hem kendi neslimizin devamı için çocuklarımız ve genç kuşaklarda yaşamak ve hem de yaşam ağacına yaptığımız katkıdır. Değerli izleyiciler, bir başka videoda, bir başka konuda görüşmek isteğiyle sağlıkla kalın, hoşça kalın. Ne yazıldıysa insan yazdı. Ne söylenildiyse insan söyledi. İlk ve son Tanrı, Hazreti Akıl.